Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. GFX 50 S2. Orta dünyanın orta formatı. Orta format denince eskiden hep böyle devasa kameralar akla gelirdi. Çok pahalı kameralar akla gelirdi. Ancak çok profesyonel insanların stüdyoda genellikle kullandıkları taşıması zor kameralar gelirdi. Ama daha da önemlisi pratik olmayan kameralar gelirdi. Günün gelişen teknolojisi ve özellikle Fujifilm'in ciddi anlamda bu konudaki çabaları orta format anlayışını ve yaklaşımını tamamen değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. İlk GFX 100 çıktığında inanıyorum ki büyük çoğunluk orta format ne demek olduğunu bilmiyordu. Hatta öyle bir formattan haberdar bile değildi. Evet, ilk çıktığında sansasyon oldu gibi ama yine de 10 bin dolar fiyat bandı dudak uçuklatır cinslendi. Ama GFX 50 serisiyle beraber düşen fiyatlar orta format kameraları artık full frame bandına getirdi. İşte önce 50S sonra 50R kameralar gittikçe küçülüyordu ve full frame ölçüsüne geliyordu. Bugün iyi bir full frame kameranın body fiyatı yani gövde fiyatı 3-4 bin dolar bandında. Ve GFX 50'ler de o civarda. Peki full frame değil de neden orta format ve neden özellikle GFX 50 S2? Bu makine mükemmel mi? Asla değil. Ama muhteşem mi? Hem de nasıl? 5.31 mikronluk 43,8 milimetreye 32,9 milimetrelik 51,4 megapiksellik devasa bir sensör. Size hiçbir full frame kameranın yakalayamayacağı çözünürlükte, berraklıkta ve netlikte fotoğraflar veriyor. 5.5 eksenli ve 6.5 stopluk görüntü sabitleme özelliğiyle inanamayacağınız kadar düşük hızlarda son derece net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Pixel Shift özelliğiyle 16 kareyi arka arkaya çekip 200 megapiksellik fotoğraf kareleri alıyor. Olağanüstü ışık algısının yarattığı dinamik aralık becerisi parlak alan ve gölgelerde inanılmaz avantaj sağlıyor. Ayrıca orta formatın alan derinliği ve bokehi gerçekten rakipsiz. Ve bütün bunları da size uzun yıllar hizmet edeceğini bildiğiniz sağlam ve hava koşullarına dayanıklı bir gövde de veriyor. Gelelim gövdeye. Gövde herhangi bir full frame kameranın ölçülerinde ağırlığı da 900 gram ağırlığında. Ve şunu da söyleyebilirim ki bu haliyle orta formatta yakalanabilecek en kompakt form faktörünü yakalamış vaziyette. Sol üste gelelim. Fujifilm nedendir bilinmez o klasik retro yapısından çıkmış ve daha çok DSLR yani SLR bari. Bu PASM modu çarkını koymuş. O modla beraber kendi isteğinize göre çekim ayarlarınızı yapabilip kaydedebileceğinizde 9 tane seçenek vermiş C1'den C9'a kadar. Onun hemen önünde Movie ve Still switch'ini koymuş ki fotoğraftan videoya rahat geçiş yapabilirsiniz. Sağ üst tarafta ise o klasik açma kapama düğmesiyle beraber geniş çene bir LCD ekran. Yakılabilir, ışıklanabilir, ışıklandırılmayabilir. O sizin tercihinize kalmış. Ve bu LCD ekranın üzerinde de 3 tane değişik fonksiyon imkanı tanımış. Normal klasik dijital rakamlar, dijital çarklar ve en sonunda da histogram koymuş. Histogram gerçekten bazen çok faydalı olabiliyor. Onun haricinde de fonksiyon butonları var bunları değiştirmek için. Arkaya gelince arka solda drive düğmesiyle beraber çöp kutusu düğmesi var. Drive düğmesi biliyorsunuz X-S10'daki gibi burada diğer seçeneklerinizi açıyor. Hemen vizörün yanında SCM switch'i var. Vizöre gelince de yani 0.5 inçlik müthiş bir vizör var. 3.69 milyon noktalı renkli bir OLED vizör var ki görüntü muhteşem. Ha LCD'si de kötü değil, yanlış anlamayın. Ve LCD'li çok ilginç. Tam bir fotoğrafçının seveceği şekilde artiküle oluyor. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Bunu çekebiliyorsunuz. Bunu aşağı verebiliyorsunuz. Kapattığınız anda bunu böylemesine çekimler yapmanızı sağlıyor. Arka tarafta devam edersek, SCM'nin yanında işte geri kalan bizim bildiğimiz
Fujifilm'in klasik AF10 var, AEL var, menü butonu var, display back butonu var, play butonu var. Bir de trackpad dediğimiz bir küçük butonu var, sağ sol değişikliklere sebebiyet veren. Onun haricinde hem arkada bir kontrol çarkı var hem de önde bir kontrol çarkı var. Burada benim tuhafıma giden tek bir düğme şuradaki Q düğmesi oldu, Q butonu. Bazen hiç olmadık zaman böyle elim değebiliyor. Bir tek onu sevmediğimi söyleyebilirim. Ön tarafta ise, ön tarafta fazla bir şey yok. Bir tane fonksiyon butonu var ayarlayabildiğiniz. Gövde de böyle sevgili dostlar. Vallahi teknik özelliklere gelmek gerekirse 50 ile 102.400 arasında ISO kapasitesi var. Mekanik enstantanede 1 bölü 4000 ve elektronik enstantanede 1 bölü 16000. Sakın bana yetmez falan demeyin. Bunun orta formata göre ayarlanmış olduğunu hatırlayın lütfen. Ha, onun haricinde de 60 dakikaya kadar uzun pozlama seçeneği veriyor. O da az buz değil yani. Ya zaten her yapısıyla fotoğraf makinesi olduğu belli olduğu için videoyu da o kadar önemsememişler diyeceğim. Ayıp olacak ama maalesef öyle. 1080p 23,98'den 29,97 fps arası çekimler yapabiliyor ama sadece Full HD olarak yapıyor bunu. Yani 4K çekim falan yok bunlarda. Evet valla bunlar teknik kısımlarıydı. Onun haricinde menüsü bildiğiniz gibi XS10'la neredeyse birebir aynı. Bildiğiniz klasik Fujifilm menüsü yani. Ne eksiği var ne de fazlası var. Şimdi gelelim benim bu kamerayı kullandığımda hissettiklerim. Şu şeyini bir daha takalım öncelikle. Bu minicik lensini. Tabii benim gibi APS-C sensör kameralardan tekrar bu tür kameralara geçiş yapınca gövde bir anda size bayağı bir ağır geliyor. Ama bu ağırlığına rağmen buna çabuk alışıyorsunuz. Dolayısıyla ondan sonra da rahat rahat bir biçimde çekebiliyorsunuz. Tabii ağırlığın dengeli olması da çekimlerde bayağı bir elinizin titremesini de engellemiş oluyor. Stabiliteyi artırıyor. Dedim ya XS10 ile menü aynı olduğu için hani kullanırken ayarlamaları yaparken hiçbir sıkıntı çekmedim ama benim daha hala alışamadığım ve alışabilmek için de daha uzun süreli kullanım gerektiren olaylardan bir tanesi shutter hızı oldu. Shutter bayağı bir ağır ve gürültülü veren şırak şırak gibi çalışır gibi bir his. O his bana makinede bir ne hissi verdi? Hantallık hissi verdi. Hani evet, makinenin pozitiflerinden de bahsedeceğiz elbet ama negatiflerinden de bahsedelim tabii. Hani böyle tak tak ve bunu da en hızlı şeylerde bile yapabiliyor. Hatta açayım ben size. Size ben bunu bir dinleteyim. Kaçta şu anda? Bunu da bir açalım. Kaça gelmiş? Şuradan ben manuele getirip shutter hızını iyice bir artırayım. Şu anda hızımı ben 1 bölü 4000'e getirdim. Evet. Ses bu. Öyle işte hani böyle şak şak falan yok. Bu makinede aynı zamanda da hızlı çekim özelliği var ama kağıt üzerindeki verisi 2.2 işte 2.2 ile daha doğrusu 2 ile 3 frame arası saniyede veriyor. Yani hızlı bir makine değil. Yani bu makinede sürat aramayacaksınız. Onu daha önce de söylemiş miydim bilmiyorum ama bu makinenin eksiği sürat. Bol hızlı FPS falan yok ama bu makinenin artılarına gelelim. Evet, burada artılar daha önce bahsettim. Vizör berraklığı müthiş. Ama esas fotoğraflar of. Yani ben hayatımda böyle fotoğraf çektiğimi hatırlamıyorum. Bu nasıl bir çözünürlüktür ya? Bu nasıl bir keskinliktir? Bu nasıl bir ışık algısıdır? Bu nasıl bir renk tercümesidir? Bu nasıl bir crop verme imkanıdır? Ya vallahi iyisi mi? Birkaç fotoğrafla beraber bakalım da ondan sonra dönelim ya detaylara.
Valla sevgili dostlar, en son şeye değineceğim. Otofokus hızı beni şaşırttı. Yani tahmin ettiğimden çok daha hızlı bir otofokuse sahip. Ve hala da aynı iddiadayım. Önümüzdeki yıllarda bu formatın hızını ve otofokus performansını artırarak zannediyorum full frame dünyasını domine eden bir makine haline getirecekler bu orta formatları. Yani çok tehlikeli ilerliyorlar. Yani kısaca profesyonel standardı bence yeniden yazmak üzereler. Vallahi sevgili dostlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii söyleyecek çok şey var ama şimdilik yetsin isterseniz. Eğer bu içerik sizlere değer kattığını düşünüyorsanız, beğenme butonuna hak ettiğini düşünüyorsanız lütfen beğenme butonuna. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun ki bu içerikleri çok daha süratli hep beraber yayalım ve fotoğraf çekmek kolay ailesini hep beraber büyütelim, genişletelim. Sevgili dostlar, şimdilik sevgiyle kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay bugünlük de bu kadar.